Alman Gençlik Dairesi bu sefer bir babayı oğlundan ayırdı. İsmail Bayar tam 14 yıldır çocuğu Mikail'den ayrı yaşıyor. Gençlik Dairesi İsmail Bayar'ı 5 yıl boyunca çocuğu sana vereceğiz diye oyalıyor. Ve sonunda Mikail'i kendi imaisi altına alıyor. İşte bir babanın dramı işte o röportaj. İsmail Bayar tam 14 yıldır gençlik dairesinin el koyduğu çocuğundan ayrı yaşıyor. Yaşadıkları ise bir hayli ilginç. Bir gün gençlik dairelerinden yetkililer İsmail Bayar'ın eski eşinin evine gelir ve annenin çocuğuna bakmadığını iddia ederek çocuğu anneden almak isterler. İsmail Bayar haberi alır almaz eve gelir ve çocuğun annesinden veya babasından ayrı yaşamasını istemediğini ve çocuğuna kendisinin bakmak istediğini söyler. Bunun üzerine gençlik dairesi yetkilileri Bayar'ın isteğini olumlu karşılar. Ta ki eski eşi onu telefonla arayıncaya kadar. Pazartesi sabah 8'de baktım ben çocuğun annesi ağlayarak beni aradı. Dedi İsmail dedi Mikel elinden aldılar. Ya nasıl da dün görüştük. Kudat'ın yanındaydı. Hayır dedi aldılar. Nasıl aldılar? Aldılar dedi ve ben hemen atladım. Benim evimin arasındaki yüngün tanıtı arasında bir kilometre yok. Şimdi yakın çok bakayım. telefonumda var her gün kontağındayız. Haberim yok benim. Ve ben hem atlayan yumurtan gittim. Dedim çocumu mısınız dedim. Biz biz dün konuştuk e, kurzuyla görüştük genç e, kudayt bir kişiyle, kişiyle görüştük. Siz niye böyle yaptınız? Ya dedi acil alması gerekiyor dedi not falanına. Mahkeme kararım alması gerekiyormuş. Ya acil bir şey yok ki kadın hasta da gelir, sapık da gelir. Bir anne ha bakamıyorsa ben gelir alırım mı? Neyse yani ne olacak dedim. Ee, dedim mahkeme kararı aldığı için dedi. 3 e, üç ay sonra mahkeme olacaksın dedi. Üç ay sonra dedi mahkeme kararıyla sana tekrar çocuk sana vereceğiz dediler. Ben o anda hemen oradan çıktım. Direkt ben gittim avukat tuttum. Avukattan gençlik dairesi. Avukat gençlik dairesi. Üç ay bile evde uyumadım. İlk çocuğu annesini aldıklarında kadının evine iki araba polis e, hastane arabası e, gençlik dairesi. Bunu bizzat bunu noktalar noktalar koyarak söylemek istiyorum. Gerçekten de bunu uygun da gençlik dairesinin bir çocuk almak için ellerinde bir gereç olmaları gerekiyor. Türkçe diyorum. Gereç olmaları gerekiyor. Gerekçe de bak kadını nasıl yapıyorlar? Hemen polis geliyor. Kadın anne kelep çayı vuruyor. Ee, bizim burada akademik hastane var. psikolojik bozuk hastaneler var mesela. Terapi gören hastaneler. Kadını oraya yatırıyorlar. Hani çünkü ellerinde bir delil olması gerekiyor. Ve çocuğu da o an içinde de hayma bırakır, üç aylığına. Ben üç ay içinde o avukatla gerçek arasında mekik tokuyorum. O, o üç ayın zarfında ben ulaştığım halde, avukatımla araştırdığım, gittim geldiğim halde çocuğu oradan alıp bakıcı aileye veriyorlar. Koşturduk mu halde? Bir dedim ki çocuğu bakıcı aileye vermişler. E tabii ki ben istesem baba gibi olarak içim yanıyor. Tepki gösterdim, bağırdım, çağırdım, biraz e, olaylar oldu orada, gençler içinde. Mahkeme git, gel, git, gel, git ya bir mahkeme, iki mahkeme, her mahkemede bana dedi, tamam sonra dört dört, babasın sakin ol çocuk sana vereceğiz. Ve aradan bir beş sene geçti. Hı -hı. Beş sene sonra bana dedikleri laf şu. Ya çocuk işte beş senede bir bakış halinde kalıyor. Çocuk oraya alışmış. Hep zaten Alır... yöntem bu artık alıştı deniliyor ve ondan sonra verilmiyor. Sistem aynı. Hı -hı. Çocuk oraya alışmış. Alırsak psikolojik bozulur. Kabul edeyim dedim. Siz mi annesinin eline kelepçe vururken çocuğu bağırta bağırta annesinin boynuna sarılmış ve çekir su koparıyorsunuz da o anda çocuğun psikolojikini, psikolojik düşünmüyorsunuz da şimdi mi düşünüyorsunuz? Ya dedi işte 5 sene. 5 sene sonra bir daha mahkemeye girdim. Bir daha mahkemeye girdim. En sonu en üst mahkemeye çıktım. Gene sordular, konuştular. Sonra bana söz geldi. Savcı dedi ki işte he bayar dedi, sen bir şey söylemek istemiyorsun dedi. Ya dedim ben size iki kelime cevap almak istiyorum dedim. İki sorum var. Çocuk mu niye aldınız? Niye vermiyorsunuz? Bana bunu açıklayın, ben çıkıp gideceğim buradan. Hmm. Ya ben bir babayım. Bir babanın çocuğa ne kadar kötülük olabilir? Bir babanın bir evladına nasıl kötülük olabilir? Yani sizi birbirinizden koparıyorlar da adeta. Tüm çabayla 14 senedir yani hala şu anda şu anda çocuğumun gücü yetmiyor çocuğuma ama şu anda hala arkadaşlar çocuğu bana koparmaya. Bugün değil mi? Yani 14 senede 14 yaşına girmiş. Ben çocuğumu sünnet ettiremiyorum. İngiltere'de, da, Gençlik Dairesi'ne ben müracaat ettiğimde, da. Gençlik Dairesi de bize buna ıı, dedi. Ondan sonra Bakacay'la görüştüm. Ben karşımam dedi. Gençlik Dairesi'ni iki sefer daha sıkıştırınca bana dedi ki, tamam mahkeme git dedi, mahkeme açtı dedi, mahkeme kararıyla bunu yapsın dedi. Açtınız mı mahkeme? Hayır, açmadım. Çünkü açsam da kaybedeceğim. Çünkü şöyle kaybedeceğim, Bakacay'la hafiften çocuk korkuttuğu zaman, e, sen işte baban canına atacak, kesecekler, sen yani şudur bu dediği zaman, biliyorsunuz çocuk hemen ülkeye çekiyor. onu yaptırmayacağım. Ve şu anda ben kendisine iki sefer söyledim yani gelen sünnet edermiş bizim kültürümüzde bu var. hepimiz böyle şudur. Madem sen de kafayı mı yemişsin diyor. Sen nasıl ben sünnet ediyorsun diyor. Yani tepki gösterdi bana. Matep bana gösterdi. Peki e, demek ki çocuğa biraz Hristiyan kültürü verilmiş. Verilmiş tabii ki. Çocuk şimdi kiliseye gidiyor onlara. Kiliseye, hafta sonu kiliseye götürüyor. Ha, çocuk Hristiyan oldu yani. Olmadı ama ben yani götürmüyoruz diyorlar. Bakıcılar götürmüyorlar. Ben oğlumla baba ben gitmiyorum diyor. Ama gitmedik ama inanmıyorum. Şimdi gidiyorlar. Çünkü o hafta sonu o aileler yaşıyor. Ayrıca bir yere gittiği zaman sen oğlum evde oturup biz gidelim gelelim sonra konuşalım diye. Öyle bir kaydı olmaz.